Arkadaşlar hoş geldiniz. 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş inanılmaz bir şey başardı ve şu anda dünya üzerindeki en genç büyük usta kendisi ve rakibi de Arjun Erigayisi 2750 reytinge sahip dünyaca tanınmış ve şu anda ilk 15'te ve o da genç bir yetenek ve ona karşı tabii ki o birazcık daha tabii yaşı var e, onu söyleyebiliriz 12 yaşındaki Yağız Kan Erdoğmuş yaş olarak asla kıyaslanamaz tecrübe olarak da çok çok iyi bir yerde ve bakalım Arjun Erigaisi'ye karşı neler yapmışız. Beyazlar oyuna D4 ile başlıyor ve siyahlar at F6 ile karşılık verdi. C4'ten sonra sonra ya E6 oynadı. İlerleyen zamanlarda ya fili B4'e koyacak ya da D5'e hazırlamış oluyor. At F3'ten sonra D5 oynamaya karar verdi. C çarpı D5. E çarpı D5 ve a 3 3de D5'e bir baskı yapılıyor. Muhtemelen fil G5'e gidecek ve D5'teki baskı artırılacak. Dolayısıyla Yağız Kağan C6 ile karşılık verdi. Artık filin de G5'e gitmesine hiç gerek yok. Fil F4 hamlesi oynandı ve beyazlar ilerleyen zamanlarda E3 oynamak istiyorlar. Fili de dışarı attılar ve gelişme devam ediyorlar. Fil D6'dan sonra artık oradaki fille ilgilenmek istemiyor Yağız Nerede olmuş? O filin tehditlerinden kurtuluyor fi çarpı d6 vezir çarpı d6'dan sonra beyazlar da e3'te gelişimine devam edecekler. Kısa rok hamlesi geldi ve vezir b3 geliyor şimdi. Vezir b3'ten sonra aslında siyahlar file g4'e artık koyamayacaklar. Çünkü b7'nin düşme ihtimali var. Dolayısıyla alt b7 ile beraber gelişim devam ediyor. Fil d3'e gitti şimdi. Kale E8'ini ardından da beyazlar kısa rok hamlesini oynadılar ve siyahlar da B6 ile beraber konumu birazcık değiştiriyorlar. Çünkü filin bir şekilde oyuna girmesi lazım. Fili B7'den değerlendirmek istiyor ve ilerleyen zamanlarda C5 oynayarak burayı değerlendirecek. B6'dan sonra kale AC1, e, tabii ki beyazlar da olabildiğince vezir kanadındaki bu avantajı değerlendirmek istiyorlar. Fil B7'ye gitti. Hem C6 savunuldu, hem de ilerleyen zamanlarda tabii ki C5 hazırlanmış olacak. Fil belki bu çaprazdan güzel bir yere bakabilir. H3'e hamlesi oynandı. G6'dan sonra yağız kan şahı G7'ye saklamak istiyor. Kale F1'den sonra Şah g hamlesi geldi. Ve A3'ün ardından kale A C8 oynanıyor. Ve Vezir A4'ün ardından da A7 piyonu gördüğünüz gibi istekte kaldı. Kaleye A8'e dönmek yerine tabii ki A5 oynamak daha mantıklı geliyor. Ve Vezir B3'ün ardından da Vezir B6'ya bakacak. Ama şu anda tabii ki Vezir'in B6'ya bakmasının çok da bir önemi yok. Fakat at A4'ten sonra buradaki B6 istekte kalabilir. O yüzden bir tane kale B8 hamlesi oynandı. At a A4'ten sonra da c 5 ile beraber burası tutuluyor şimdi e, siyahlar o istediklerine ulaştılar bir noktada A5, B6 ve C5 yapısını sürdüler ve e, eğer siz D çarpı C5 alırsanız B çarpı C5'ten sonra ilerleyen zamanlarda belki de siyahlar D4 hamlesiyle beraber filin çaprazını açacaklar ve kaleyle aynı hatta kalan bir vezir göreceğiz o yüzden bu tehdit inanılmaz e, güçlü. Fil B5 hamlesi oynandı. Hem buraya bir bariyer çekti. Hem de aynı zamanda burada bir açmaz yakalıyor gördüğünüz gibi. Artık at B6 at C5 bakışlarına daha net bakabilecek. O yüzden kaleye C8 hamlesi oynanıyor. C5'teki baskı tutuldu. Ve at C3 hamlesi geldi. At C3'ten sonra... Önemli bir tehdit. Atın B5'e bakışları da çok güzel ve burada beyazlar bir noktada d çarpı c5'i hazırlamış oluyor. D çarpı c5 ve devamında e4 hamlesi gelecek. Gördüğünüz gibi bir açmaz var. O yüzden burada at f8 hamlesini oynuyor. Yağız nerede olmuş ve d çarpı c5'ten sonra acaba at mı kaybettik burada? Çünkü b çarpı c5'ten sonra e4 hamlesi var. E4 ile birlikte D çarpı E4 alamıyorsunuz. Vezir boşta kalacak ve aynı zamanda gördüğünüz gibi E5 gibi bir hamleyle beraber çatal yiyeceğiz. Ve Yağız Kağan doğmuş burada her hamleyi hesaplamış ve rahat rahat D4 hamlesini sürüyor. D4 ile birlikte E5 çatalını bile isteye yedi ve Vezir E7'den sonra e çarpı F6, vezir çarpı F6 ve konuma baktığımızda Yağız K nerede olmuş? Artık at geride. Ama bunun karşılığında gördüğünüz gibi D çarpı C3 hamlesi isteniyor. Aynı zamanda fil F3 ile beraber buraya bakılacak. E o yüzden Yağız konumunun iyi olduğunu ama at geride olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım o atı geri alabilecek mi? Şimdi... Öncelikle beyazlar burada D çarpı C3'ten kaçsaydı. at e 2 gibi bir şey oynasaydı ortaya nasıl bir şey çıkardı? Öncelikle fil çarpı F3 oynanıyor. Vezir çarpı f 3 vezir çarpı F3 ve devamında buradaki fil boşta kalırdı. O yüzden G çarpı F3 ve burada da bir tane C4 hamlesi var. C4 ile birlikte vezir G5 ver şahı ver buradaki fili diyeceksiniz. O yüzden gördüğünüz gibi e, tabii ki geri alabiliyor Yağız Kağan olmuş ve şah kanadı da paramparça olacak. O yüzden AT2 hamlesini tercih etmedi beyazlar ve Ataş 2 oynuyorlar. Ataş 2'den sonra Yağız Kağan'a aslında bir tuzak kuruyor. İstersen burada atı alabilirsin diyor ama eğer atı kabul ederseniz at g 4'ten sonra burada işler büyük bir sıkıntıya girecek. Veziri nereye atacaksınız? Eğer vezir f4 ya da başka bir yere atarsanız yani bu çaprazdan ayırırsanız vezir c3 ile birlikte gördüğünüz gibi siyah kareler çok kötü konumda kalacaklar. O yüzden buradaki at alınamaz. E peki bu sefer Yağız Kağan olmuş? oradaki at eksikliğini nasıl değerlendirecek? Belki burada vezir g5 de olabilirdi. Yine işte g2 bakmak ve aynı zamanda c4'ü hazırlamak gibi. Ama c4 hamlesi de yine aynı şekilde bunu sağlıyor sizlere. C4'ten sonra fi çarpı c4 oynandı ama artık vezir g5'ten sonra gördüğünüz gibi vezir b5'teki o file bakamayacak. O yüzden daha doğrusu işte C3'ü isteme ve B5'i isteme durumları şu anda olmayacak. Ama mat isteniyor tabii ki. Vezir G2 ile mat edilecek burada siyahlar tarafından. At G4 ile beraber orası kapatıldı. Ve fil A6 ile ver buradaki veziri ver buradaki fili diyecek şimdi. Aynı zamanda C3'teki at da boşta olduğu için bir şeyler yapması lazım beyazların. At E4 ile birlikte o da veziri istedi. Kale çarpı B3. At çarpı G5. Kale çarpı c4, kare çarpı c4 ve pi çarpı c4'ün ardından kare çarpı d4 hamlesiyle birlikte konuma baktığımızda beyazlar bir piyon üstün kaldı ama ona karşılık da b2'ye güzel bir baskı var. Fil de oyunda kaldı gibi gözüküyor. Yağız nerede Erdoğmuş burada beraberliğe oynayabilir çok rahatça ama kafada da şöyle bir şey var bu arada. Eğer bu karşılaşma berabere bitseydi Yağız Kağan nerede olmuş o zaman büyük usta olacaktı. O yüzden Yağız Kağan muhtemelen aklında şunu düşünüyor. Ben bu konumu berabere yapayım 2750'ye karşı. Hem güzel bir oyunla aslında büyük ustalığı almış olacağım. Hem de 2750'ye karşı beraberlikle büyük ustalığı almış olacağım. Kafadan böyle şeyler geçmiş olabilir ama bu adamın savaşmayı çok sevdiğini de biliyoruz. Yani burada yani bir kazanma opsiyonu da doğarsa hemen onun peşinden gidecektir kesinlikle. Onu söyleyebiliriz. Ee, devam ediyorum ee, spoiler vermeden. Kale çarpı D4 kale çarpı d4'ten sonra fil e ile çekildi. Şimdi fil e6 hamlesi normalde bilgisayar fil e6'yı tercih ediyor ama fil e6 ile beraber at çarpı e6 alırsanız at çarpı e6'nın devamında bu konumu muhtemelen siyahlar beraber yapmayı başaracaklar çünkü b2 ve a3'e baskı için bu at hemen oyuna girmiş olacak. Dolayısıyla at çarpı e6 almak istemedi burada Arjun Erigaisi. Öncelikle kale d2 ile beraber b2'yi tutmuş oldu. H6 hamlesi oynandığında şimdi at çarpı E6. At çarpı E6 ya da şah ve birle beraber bir tane aslında tempoyu kurtarmış oluyor beyazlar. At F4'e gitti. Tabii ki burada artık G3 hamlesi yok. Çünkü at H3'ten sonra piyonu kaybederdi. Ama bilgisayar diyor ki belki G3 devamında burada F4 gibi bir şeyleri ayarlamak isteyebilirsin. Ama onun için de öncelikle at 3 hamlesinin gelmesi lazım. At 5 hamlesi oynandı. Kale B5 ile beraber o at istendi. Ve at c 4te birlikte B2 artık hem kalede hem de atla savunulmuş oluyor. Bunun önemi de şöyle. Böyle bir konumda artık ata burayı tutturursanız kaleniz belki rahat hareket edebilir. O yüzden Yağız Kağan hemen oradaki ata basıyor. Kale C5 oynandı. At E3'ten sonra F5 hamlesi geliyor. İşte burada G3 hamlesi oynanabilirdi. At H3'ten sonra F4 ile beraber buradaki at artık gidebilecek yer bulamayacak. Belki G5 ile beraber hemen oynaması lazım. E, hatta onu birazcık değerlendirelim. G3, at 3 F4. Artık şah g 2 burası düşecek. O yüzden G5 oynamak zorundasınız. E şimdi şah G2 oynanırsa G çarpı f 4 hamlesi gelebilir. E buralar birazcık muhtemelen kafada bir karışıklık yarattı. Belki kale D4 ile beraber buraya tutunmaya çalışacaksınız. Ama Arjun bu varyantı çok iyi bulmadı. Yani en azından H3'teki piyonu verdiğinde karşılığında aldığı şeyi çok beğenmedi Arjun Egeisi. O yüzden H4 hamlesini oynadı. Şimdi G3 oynayacak. Hatta H3'e gidememiş olacak. Ya da piyon alamamış olacak en azından. A4 hamlesi oynandıktan sonra G3. A T6'ya döndü. Kale D6. Şah F7 ile buralar savunuluyor. Bu arada 40. hamleye geldik ama dikkat ederseniz ben birazcık daha geriden alacağım. Fil C4, Vezir G5 hamlelerinden sonra gördüğünüz gibi 13 hamle boyunca 2750 oyuncuya karşı 1 dakikalık süreyle yarıştı. E, tabii ki 30 saniye her hamle ekleniyor ama yani buraları oynamak inanılmaz zor. Ve ona rağmen de çok güzel oynadı Yağız Kağan burayı. Çok iyi savaştı. Ve kale D6 Şah f sonra artık her iki tarafa da süre eklenmiş oldu 40. hamlede. Şah E2'den sonra en azından birazcık rahatlamış oldu Yağız Kağan. F4 hamlesi oynanıyor. Süreye çok fazla bakmayın çünkü 40. hamleden sonra aslında süre eklenmiş oldu. G çarpı F4. Buraları parçalamak istedi tabii ki Yağız Kağan Erdoğmuş. Doğru bir zamanda da at çarpı F4 alacak. Şu anda kaçmıyor diyor. Kale B5 ile beraber buraya bir baskı yapacak. Ve doğru bir zamanda yeniden at F4 alabilir zaten. At şimdi C4'e gitti. Kale C5 ile ver orayı. At E3 ve kale B5 ile tekrar isteniyor. Kale D7 şah çekildi. Şah E8 ver oradaki kaleyi. Kale D2'ye gittikten sonra da şimdi at F4 almaya karar verdi. E beyazlarda ne yapacaklar? Burada tabii ki savunmada kalmayacaklar. Şah F3 ile beraber. Burada işte atı belki ilerleyen zamanlarda d5'e koyup bu şahı e, yani buradaki piyonlara basacak şekilde ilerletmeye çalışacak. Tabii ki 2750 e, ratingli bir oyuncuya karşı buraları oynamak da çok zor. Kendisi sürekli baskı altında kalıyor olabilir. Şah f3 beraber istendi. At e6 şimdi at d5 ve kale b3'ten sonra şah burada e4'e gitti. Bilgisayar diyor ki at c3 oynaman lazım ama Arjun için de çok zor çünkü plan belli burada. Şe 4 ş 5 oynayacak. Şah buralara girecek. ve devamında da kaleyi de atı da etkin bir şekilde şahı mat etmek için kullanabilir. Şe 4 geldi. Ona karşılık en doğru hamle bulundu. Kale H3 ile birlikte ve süremiz tekrardan azalıyor. Şah E5, şah F7 ile beraber burası tutuldu. At B4'ten sonra da kale H4'ü almış oldu. Şimdi oyunun başından beri aslında bir piyon eksik oynuyoruz. Daha doğrusu oyun ortasından beri. Bir piyon eksikliği artık giderdik ve belki H piyonumuz ilerleyebilir. Ama dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de Şah'ın burada mat olmaması. Kale d geldi. Şah E8 ve buradaki boştaki atı alamıyor Arjuna Ligaisi. Eğer alsaydı çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi Kale e4 hamlesi çıka gelecekti. Eğer böyle oynarsanız e, hatta bir dakika bunu bir bakalım. Evet kale d4 ve at d5'in devamında kale d5 hamlesi gelecekti. Şah d5 ve sonrasındaki bu piyonun çıktığını göreceğiz. E, dolayısıyla e, buradaki şah e6 alınamıyor. Belki diyeceksiniz ki şah d5 oynayabilirdi. Bu sefer de kale b4 hamlesi var. Kale b4'ten sonra alırsanız burada yine piyonlar çıkacak. Almazsanız da çok rahat bir şekilde kalenin b2'yi istediği ve devamında da oyunu en kötü ihtimalle beraberleştireceksiniz beraber yaptığı konumu göreceğiz O yüzden at alınamaz burada kale A7 hamlesi geldi A4'e bir baskı geliyor at c5'te o baskı tutuldu f3 oynanıyor at d7 şah e6 at c5'ten sonra şah d6'ya at b3 gidildi buradaki piyon belki kaybedildi ama karşılığında da çok aktif bir konum var artık siyahlarda Kalede 4, şah e5 ve kalede 2'den sonra b2 isteniyor. Kale a8'e şah d7'de oynandı. Kale a7'ye şah c 8 geldi. Kale a6'dan sonra da kale b2, kale g6'ya aldı. At d2 ile ver burada f3'ü, ver burada a3'ü diyecek tabii ki. Buradan sonra bir piyon kalacak herhalde beyazlarda. Kale g8 Şah D7, kale G7, şah C8'e şimdi F4 oynandı. At C4, şah ve 6 ya da at A3'ü almış oldu. Şimdi tabii ki piyonlar eşit ama burada e, siyahlar o piyonu alabilmek için dikkat ederseniz birazcık vezir kanadında kaldı. F piyonu da çıkmak için burada ilerliyor. E, siz H piyonunu sürseniz dahi tabii ki hemen kale buna müdahale edecek. Ve F piyonunun ilerlemesi bizler için birazcık sıkıntılı olabilir. At B5 de geldi hemen. At B5 ile yakın, yani yakınlaşmaya çalışıyoruz burada. At B5, at d 6 veya at D4 ile beraber hemen buraya yakınlaşacak. Kale H7 oynanıyor. Kale F2 ile ver burayı. Ee, ve şah F5 ile beraber tutuldu. Şimdi tabii ki at manevra etmek istiyor bir yerlere. O yüzden F4'teki e, piyon boşta kalacaktı. Şah F5, kale H2 geldi. Şah G6, kale g 2 şah f 7 Kale F2'ye de şimdi kale H6 hamlesi gelmiş oldu. Kale H6'dan sonra böyle at C7 ile rahatsız edemiyoruz. Ya da at C3 ile rahatsız edemiyoruz. Şah artık burada değil. Önemi de bu aslında. Çünkü devamında kale C6 ile burası düşerdi. Şah D7 hamlesi geldi. Birazcık daha yakınlaşmaya çalışıyoruz. Opiyonun çıkış yerine at f6. Şah c8'e kale h8. Şah b7'ye de kale h4 ile beraber. Beyazlar bir noktada gelişim sağladılar. Ama hala yani oyun sonunda da şunu söyleyebiliriz. Kale at oyun sonunda kale ile kalırsanız bu oyunu e, muhtemelen berabere tutabilirsiniz siyahlarda. O yüzden en kötü ihtimalle bu atı döndürüp buradaki piyona vurabilir. Ama şu anda hiç gerek yok. At d4 hamlesi geldi. At e4'ten sonra şimdi at ve 5 ve Yağız Kağan burada oyunu hesapladı oyun sonunu. Dedi ki at f2 at h4'ün devamında ben atla beraber buradaki piyonu tutabilirim. Çünkü şahım da hemen yetişebiliyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Dikkat ederseniz burada piyon hiçbir zaman sürülemeyecek. Atla patlatılabilecek. O yüzden ben bu konumu gördüğümde tamam dedim. Hatta yani yanlış belki bir şey yaptım. Burada e, Yağız babasına bir mesaj attım. Maç bitti mi diye. Çünkü e, yani kendimce şunu düşünüyorum aslında. Burada beraberlik olduktan sonra Yağız Kağan büyük usta olacak. Ve bir noktada tebrik etmek istedim. Fakat burada oyun hala devam ediyor. Şah e6 ile orada e, tabii şahı birazcık yani engellemiş oldu. Buradan ancak gidebilecek. O yüzden şah c6 oynayamıyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Şah c7 hamlesi geldi. At d3 oynanıyor şimdi. Şah d8'e at e1 geldi. Ve artık at g6 ile birlikte. Yani at g6 veya işte at g6'dan sonra şah e8 ile beraber. Burada beyazlar oyunu kazanamayacaklar gibi geliyor ama çok dikkat etmek lazım. Çünkü şah e8 hamlesinden sonra burada bir tane şah f6 oynuyorsunuz ve yani şah f8 oynasanız dahi şah g5 ile birlikte artık at mat oluyor burada. O yüzden mutlaka bu atı atmanız lazım. E gördüğünüz gibi şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmıyor. O yüzden e, şah f6 hamlesine dikkat etmek lazım. Ve o çakallığı tabii ki Yağız Kağan fark ediyor. At g6 ile beraber orayı engelledi. Ama f5 geliyor bu sefer de. At e7'ye de F6 hamlesi geldi. Şimdi atı olur da başka bir yere kaçarsanız F7, F8 hemen gelecek. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. E, Şah E8 ile birlikte atı feda etti Yağız nerede olmuş Ve eğer siz burada e, tabii ki atı alırsanız konum pat oluyor. At da çok uzakta kaldığı için Şahe 8 hamlesi çok güzel. Hatta burada geri bildirimleri de açayım. Hemen Şahe 8 hamlesinin güzelliğini de görelim. At F3 hamlesi şimdi oynanıyor burada. At G6 oynandı. Şah F5 ile beraber at istekte at f8'e döndü ve at e5'le birlikte olabildiğince tabii ki burayı zorlamak istiyor. E, i̇lerleyen zamanlarda belki bir ara bir f7 oynanacak ama e, tabii ki f7'ye de dikkat etmesi lazım. Hem beyazların hem de siyahların ya buradaki f7 düşebilir ya da f7 devamında burada f8 hazırlanabilir. O yüzden her iki tarafında bakması lazım. Şah D8 hamlesi oynandı. Yani artık bir hamle yapmak lazım. O yüzden şah gidebileceği tek yere gidiyor belki de. Şah D8'den sonra at G6 geldi. Alamıyorsunuz devamında şahla birlikte çıkılıyor bu piyon. A 7 hamlesi oynandı. Yani bunun yanlış olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü Ataş A 7'den sonra ver F6 diyorsunuz. F7 sürdürmek zorunda kalıyorsunuz. Şah D7 oynandı. Buradaki piyon sürlemez at burada olduğu sürece. A 5 hamlesi geldi. Şah E7 ile beraber buraya tutuldu. Tutundu ve şöyle bir durum var şimdi de. At burayı artık tutmak zorunda. Aksi takdirde at bir yere giderse şah f7 almış olacak. O yüzden şah g6 ile beraber hem burayı destekliyor hem de buradaki atı istemiş oluyor. At f6'ya şimdi dönmüş oldu ve at c6'dan sonra ver şahı diyecek. E şah f8'e kapandı. Eğer alırsanız buradaki at, atı yine pat oluyor gördüğünüz gibi. Tekrardan bakalım. Dolayısıyla yani siyahların da bir dakikayla oynadığını görüyoruz burayı. Her hamleyi hesaplaması lazım. Yani şah f 6 almazsa başka bir şey yaparsa olur da mesela buradan bir şahlayabilirse e tabii ki devamında f8 vezir çıkabilecek o yüzden mutlaka bakmanız lazım buralara. At D4 ile birlikte şimdi gördüğünüz gibi At 6 da isteniyor. O yüzden at d7 ve at d7 ile f8 karesi tutuldu. Yani siz at e6 oynasanız dahi burada gördüğünüz gibi şah e7 e, çıka gelecek. At f3 ile beraber birazcık döndürüyor dolaştırıyor. At f6 tek hamleyi buldu Yağız Kağan Erdoğulmuş. At e5 ile beraber yine gördüğünüz gibi at d7'lere dikkat etmek lazım. O yüzden at bir yere oynarsa at d7'den sonra şah burada kaçmak zorunda kalacak. Ve f8 vezir çıkacak hemen gösterelim burada Şa ve devamında Vezir F8 burayı tuttuğu için zaten oyunun kazanılmış olacak. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Şa 7 ile beraber oradaki At D7 her noktada tutmuş oldu. At d 7 de F8'i de tutmaya devam ediyor. At C4'e geldi ve burada At C4'ten sonra Yağız Kağan nerede olmuş? Hızlı da oynamak zorunda olduğu için şah F8 hamlesini geldi çünkü muhtemelen AT E5 ve AT D7 isteğiyle tekrardan geleceğini düşünüp AT E5'e şah E7 oynadım diye düşündü ama burada artık 94. hamleden sonra maalesef hata gelmiş oldu. Çünkü AT B6 devamında artık siz o şah E7 hamlesini oynayamıyorsunuz. Çünkü AT E5'ten farklı olarak bir tane AT D5 hamlesi var. Ver şahı, ver buradaki atı. At d5 alındığında da evet belki burası çıkılamıyor ama şah g7 ile beraber f8'i döndürüp dolaştırıp tutamıyorsunuz maalesef. Dolayısıyla yani şu at b6 at d5 manevrası ile beraber şah e7 oynanmadığı için de maalesef Yağız Kağan olmuş kayıp bir konumda kaldı. Yani 94 hamle inanılmaz savaştı ve burada maalesef oyun kayıp kaldı. At h7 oynamayı tercih ediyor mecburen ama at d7 Şah E7'den sonra tabii ki F8'i tuttu ama Şah G7'den sonra oynamak zorundasınız. Eğer D7'yi alırsanız önce H7 alınacak sonra tekrardan G7 F8 sürülecek. Şah E6 oynamayı tercih etti ama bu sefer de at F8 çıka geliyor. Atı kaybetmek zorundasınız artık. At çarpı F8 Şah çarpı F8 devamında da burada F8 çıkmış oluyor. İşte 2750'lere karşı oynamak bu kadar zor oluyor ama yani bu çocuk inanılmaz savaştı. 94 e hamle ve yani muhtemelen çoğunda hamlelerin hep 1 dakika altında ya da 2 dakika altında oynadı. O yüzden inanılmaz bir savaş verdiğini söyleyebiliriz. Burada beraberlik olsaydı burada büyük usta olacaktı. Ama yani burada nasip değilmiş belki. Ee, bir karşılaşma sonra 2400 ile... Karşılaştık ve onu yendik. Öyle büyük usta olduk. İlerleyen zamanlarda bu adamın 2700'lerle ne kadar eşit oynayabildiğini de görmüş olduk. Bakalım neler gösterecek gelecek bize. İnanılmaz zor bir videoydu benim için de. Umarım keyif almışsınızdır. Dilim süçtüyse affola diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.